Sayın Başkan, sayın katılımcılar, sayın dinleyiciler, herkese saygıyla selamlıyorum. Ben Bayburt Üniversitesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Murat Çolak. Öncelikle bu sempozyumu düzenlemede gayretlerinizden dolayı üniversitenize ve düzenleme kuruluna, sayın başkana çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir fırsat verdikleri için. Biz bu çalışmamızda dökme demirlerin kum kalıba dökümünde akıcılık özelliklerinin modelleme teknikleri ile incelenmesi başlıklı sunumu yapmaya çalışacağız. Şimdi bu çalışma kapsamında Gümüşhane Üniversitesi'nden yüksek lisans öğrencileri Mehmet Coşar ve Sami Köse hocamız ve danışmanlığını yürüten Ebru Emine Şükürolu hocamızla birlikte bu çalışmayı yaptık. Şimdi çalışmamızın özetinden bahsedecek olursak, bu çalışma kapsamında biz farklı sınıf dökme demir malzemelerin farklı döküm sıcaklıkları, farklı kesit kalınlıkları, değişen döküm parametrelerinde bu akıcılık özelliklerinin modelleme teknikleriyle araştırılmasını amaçladık. Yani bu kapsamda farklı sınıf dökme demir malzeme olarak lamel grafitli ve küresel grafitli iki farklı dökme demir malzememizi ele aldık. Kesit kalınlığı değişimi olarak 1 milimetreden 0,5 milimetreden 10 milimetreye kadar değişen 8 kanallı özel olarak tasarlanmış bir kalıp geometrimiz var ve bu geometriyle dökümler yaptık, modellemelerini yaptık. Burada gerçek döküm çalışması, gerçek dökümleri değil, bu yapılan çalışmaları modelleme teknikleriyle inceledik. Metalurji kalitesi parametrelerinde değişiklikler var. Metalurji kalitesi yeri geldiğinde tekrar değineceğim ama burada metalurji kalitesinden bizim kastettiğimiz olay şu olacak. Biliyorsunuz dökme demirler üretim aşamasında aşılama işlemlerine ve küresel grafitli dökme demirlerde aşılama işlemlerine ilaveten küreleştirme yani magnezyum gibi malzemelerle küreleştirme işlemlerine tabi tutuyor. Ve kullanılan malzemenin kalitesine ya da işte etkinliğine, tane boyutu gibi birçok faktöre bağlı olarak bunlar da aşılama kalitesini veya küreselleştirme kalitesinde değişiklikler oluyor. Metalurji kalitesinden kastımız o anlamda bu şekilde değerlendiriyoruz. Bütün bu modellemeleri biz ve döküm sıcaklığını da değiştiriyoruz. Döküm sıcaklığı da akıcılık üzerindeki en önemli parametrelerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor literatürde. Biz bunların etkisini yani böyle deney parametrelerimizi bu şekilde belirleyerek bunların etkisinin akıcılığa nasıl olduğu üzerine bunların karşılaştırılmalarını yapacağımız bir çalışmayla karşınızdayız. Bu dolum modellemelerinizi döküm simülasyon yazılımları içerisinde en eski yazılım olan Amerikan Dökümcüler Birliği tarafından 1985 yılından itibaren yazılmış ve her geçen gün gelişimi devam eden bir yazılım var. Buna bağlı Flowcast modülü ile dolumun modelleme modülü Flowcast ve Flowcast ile gerçekleştirdik. Sonuç olarak da biz bu çalışmada kalıplama tasarımları aynı bile olsa yani değişen şartlarda akıcılığın değişkenlik gösterdiğini ve biz dökmek istediğimiz parçada belli parametrelerde oynamalar yaparak yani revizyonlara giderek daha akıcılığı iyi malzemeler üretmemiz mümkün hale gelebileceğini de tespit ettik. Şimdi bunların detaylarıyla ben size bilgilendirmeye çalışayım. Şimdi bizim sunumumuz sunum planı olarak ilk etapta literatür bilgisi olarak kısaca dökme demirlerden, akıcılıktan ve döküm simülasyonlarından bahsedeceğim. Akabinde bunların belirttikten sonra çalışma kapsamında neler yaptığımızı, materyal, metot, yöntem, işte modellemede nelere dikkat ettiğimizi anlatıp son olarak da bu dökümlemeler elde ettiğimiz sonuçları paylaşarak sunumumu tamamlamaya çalışacağım. Şimdi dökme demir bu sektörle ilgili kişiler çok iyi bileceklerdir ki en yaygın kullanılan mühendislik malzemelerinden bir tanesi. Çok eski bir malzeme grubu olmasına rağmen hala yeni malzemeler araştırılıyor. Bu araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda yeni malzemeler kullanılıyor olmasına rağmen en eski ve hala da en yaygın kullanılan mühendislik malzemesi olarak karşımıza çıkıyor. Dökme demir dediğimiz zaman biz demir, silis ve karbon gibi ana alaşım elementlerinden oluşan çok bileşenli bir demir alaşımı anlamamız gerekiyor. Ve genel itibariyle de dökme demirler ötektik olarak katılaştığını da yine biliyoruz. Dökme demirlerin bu katılaşma esnasında grafitin almış olduğu tipine bağlı olarak hızlı katılaşması, yavaş katılaşması, katılaşmadaki biçimine bağlı olarak bunlar sınıflandırılıyor. Çok bunların detayına girmeyeceğiz ama genel itibariyle bu çalışmamızda da ele almış olduğumuz iki farklı tip dökme demir var. Küresel grafit dökme demir, bakın A şeklinde görülen ve
lamel grafiti dökme demir şeklinde. Bunlar lamel grafiti dökme demiri, biz gri dökme demir olarak da adlandırıyoruz. Bakın burada bir SEM görüntüsü verilmiş ve bu SEM görüntüsünde de katılaşma esnasında malzemelerimiz, bakın bir tanesinde yaprak şeklinde, lamel şeklinde katılaşma gösterirken A şeklinde gördüğünüz gibi o lameller topak hale gelerek küresel hale gelmiş ve bu şekilde de bunlar küresel grafitli dökme demirler olarak karşımıza çıkmış. Şimdi biz burada dökme demirler genel olarak çelikten daha düşük bir ergime sıcaklığına sahip olduğunu biliyoruz ve buna bağlı olarak da daha kolay ergileyebiliyor ve akıcılığı genel manada çeliklerden daha iyi olduğunu biliyoruz ve tabi bu sayede de döküm yapılabiliyor. Ayrıca bu dökme demir malzemelerin, yani biraz da ismini almasının, bu şekilde isimlendirilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de sadece döküm yoluyla bunların imal edilebiliyor olması, içeriğine yani kimyasal bileşimine bağlı olarak. Şimdi dökme demirden bu şekilde bahsettikten sonra akışkanlık. Şimdi akışkanlığa geçmeden önce şöyle bir dökümün tanımını hatırlayacak olursak, biz derslerimizde de veya işte döküm dediğimiz zaman herhalde ilk aklımıza gelen tanımını yapacağımız zaman teknik terim olarak da biz bunu şu şekilde isimlendiriyoruz. Ergitilmiş sıvı metalin hazırlanmış kalıp boşluğuna dökülmesiyle elde edilen parça imalatını kapsayan yönteme biz döküm diyoruz. Dolayısıyla tanımında da kendine yer bulduğu üzere ilk etapta bu sürecin ilk aşaması ergitme ve ergitilen sıvı metalin de kalıp içerisine doldurulması. Yani bizim sağlam bir parça imal edebilmek için akışkanlık oldukça önemli. Bakın buradaki görsellerde de göreceğiniz üzere ne yapmış? Sıvı metali ergitmiş potalardan, işte paşomen olarak adlandırılan ocaklardan potalara, paşomenlere alınmış. Parçanın kalıbın büyüklüğüne bağlı olarak işte vinçler yardımıyla ya da el paşomenleriyle, el potalarıyla bunlar kalıp içerisine işte yolluktan başlayarak dökümü gerçekleştiriliyor, dolumu gerçekleştiriliyor. O yüzden akıcılık bizim parçayı sağlam imal edebilmek adına çok önemli bir terim. Şimdi bunun terimini ifade edecek olursak birçok tanımı karşımıza çıkacak akışkanlık dediğimiz zaman. Biz burada bir dökümcü gözüyle baktığımız zaman belirlenen bir sıcaklıkta döküm yapıldığında bir metalin katılaşma ile durdurulmadan önce, sonuçta sıvı metalin akıcılığı, yani sıvı metal kalıba doldurulduğu zaman biz biliyoruz ki oradaki sıcaklık ısı transferi aracılığıyla her geçen saniye, her geçen zamanda ne yapıyor? Bir miktar daha düşüş gösteriyor. Ve bu katılaşma ile durdurulmadan önce kalıp içerisinde ilerleyeceği bir mesafe var. İşte biz bunu akışkanlık olarak tabir ediyoruz, tanımlıyoruz. Bunun farklı bir tanım olarak da bakın yine burada slaytta da bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ergimiş metalin kalıp boşluğunun içini tamamen doldurması olarak da, yani bir malzemeyi akışkan olarak ifade edebilmek için onun kalıp boşluğunun içini tamamen doldurulması olarak da tanımlanıyor. Peki böyle olmadığı zaman ne olacak? İşte yeterince akışkan olmayan metaller döküm kalıbının, özellikle dökümün ince kesitli bölümlerinde yeterince dolduramayacağı için bu eksik dolum ya da işte yetersiz döküme ve parçaların hurdaya ayrılmasına sebep oluyorlar. Tabii akışkanlık ergimiş metalin katılaşmadan önce ne kadar mesafeye akabileceğini belirtmek için kullanılan bir tabir ve döküm içinde az önce de bahsettiğimiz üzere temel yöntemlerden, yani en önemli özelliklerden bir tanesi. Şimdi burada bizim bu çalışmada da kullandığımız dökümcülük endüstrisinde de son yıllarda özellikle yaygınca kullanım bulan, az önce bahsettiğim 1985'li yıllara dayanıyor. Yani yaklaşık bir 40 seneye yakın, bir 35 seninden daha fazla bir geçmiş olmasına rağmen ülkemizde son yıllarda daha da bu kullanım arttı. Döküm simülasyon programları var. Bu döküm simülasyon programı ile biz döküm yöntemiyle imal etmek istediğimiz bir parçanın neresine ne kadar hangi büyüklükte besleyici koymamız lazım ve bu besleyiciyi koyduğumuz zaman ne oluyor, nasıl sonuçlarla karşılaşılıyor, bunları bilgisayar üzerinde, yani deneme yanılma, yani bir model imal ederek, yani fiziki ortamda döküm yapmamıza gerek kalmadan bir model üzerinde imalatı gerçekleştirmemiz için kullanılan bir metot. Bu döküm prosesi modellemesi bilgisayarın kalıp doldurulurken ve döküm yapıldıktan sonraki kalıp içerisinde neler olduğu hakkında tahmin yapabilmesi için bir matematiksel yöntem olarak tanımlanıyor, terim olarak. Ve bu program yardımıyla biz birçok, aslında bize gerekebilecek, yani bu döküm sonucunda elde edilecek birçok şeyi öğrenebiliyoruz. İşte bunlardan birkaç tanesini sıralayacak olursak, yine dökümün tanımında da olduğu gibi ilk karşımıza çıkan
Kalıp dolumu esnasında sıvı metalin hızı, basıncı, yönü, türbülans, soğuk birleşme bölgeleri, işte döküm parça kesitinde zamana bağlı sıcaklık dağılımı ve katılaşma süreleri, parça üzerinde oluşan sıcak noktalar, besleyicilerin yeri, boyutu, yani ne kadar besleyici gerektiği, nerelere gerektiği gibi durumlar ve bunun sonunda döküm, yani ilgili tasarımla modelleme yapıldıktan sonra nerelerde makro mikro porosite olacak, çekinti nerelerde olacak, bunların tahmini, bunların bize söylüyor. Hatta bu farklı farklı birçok yazılım da var bu noktada dökümlerin mikro yapısı ile ilgili tahminlerde bulunuluyor. Gerilme analizi, sıcak yırtılma riski ve döküm parçaların hacim ve ağırlıklarıyla ilgili. Bunlar temel düzeyde bizim öğrenebildiklerimiz. Bunun haricinde de yani fiziki ortamda olan şeyleri birebir modelleme programına girdiğimiz zaman biz birçok veriye elde edebiliyoruz. Döküm simülasyon programlarını da hızlı ve kısaca bu şekilde ifade etmemiz mümkün. Peki biz bu çalışmada ne yaptık? Bunu nasıl kullandık? Döküm simülasyon yazılımlarını. Bundan bahsedecek olursak bizim buradaki amacımız iki farklı sınıf, yani lamel ve küresel grafitte dökme demir malzemelerde değişen döküm şartları, ki bizim müdahale edebileceğimiz şartları burada belirlemeye çalıştık. Akıcılık özelliklerini araştırmaya çalıştık. Buna yönelik de bir özel farklı kesit kalınlıkları içeren bir model tasarladık ve dökümleri de bunun üzerinden yaptık. Yani bu konuyla ilgili olan dinleyiciler muhakkak bilgi sahibidir. Eskiden spiral adı verilen akıcılık spiralleri vardı ve akıcılık spiralinde değişen şartlarda sıvı metalin ne kadar mesafe ilerleyeceği tespit edilebiliyordu. Biz burada buna ilaveten biraz daha farklı olarak kesit kalınlıkları değişen, biraz sonra bunu göstereceğim, bir model tasarladık ve modellemeleri, yani çalışmalarımızı bunun üzerine yaptık. Kum kalıp üzerinde modellemeler yaptık. Yani kalıp malzemesi olarak kum kalıbı şey yaptık. Deney parametresi olarak da işte lamel ve küresel grafitte dökme demiri, döküm sıcaklığını değiştirdik bilinçli olarak. Metalurji kalitesi, ki metalurji kalitesinde biz aşılayıcının ve küreselleştiricinin etkinliği olarak da ifade edebiliriz. Burada bunu metalurji kalitesi olarak ifade etmemizin sebebi de şu: bu yazılımların metalurji kalitesi 0 ile 100 arasında bir değer giriliyor ve biz burada değişen değerlerde, yani metalurji kalitesinin işte 25, 30, 50, 100 gibi, biz burada modelleme değerinde 10, 50, 90 olarak belirledik bunları. Yani çok iyi, çok kötü ve normal şeklinde belirleyerek bu metalurji kalitesini aldık ve son olarak da kesit kalınlığı olarak parametrelerimizi belirlemiş olduk. Bakın burada deney parametreleri tablo halinde verilmiş. İki farklı malzememiz metalurji kalitesi olarak %10, 50, 90, döküm sıcaklığı olarak 1350, 1425, 1500. Tabii malzemelerin, şimdi dökümhanelerde bu malzemeler üretilirken dökümhaneye bağlı olarak farklı yöntemler üretilebiliyor. Yani bir çelik alaşımında standart bir kimyasal bileşimden bahsederken, bir GG25 alaşımında dökümhaneden dökümhaneye kimyasal bileşimin de farklılık gösterdiği, ilgili değerlere ulaşmak için farklı alaşım elementleri katıldığını biz biliyoruz. Bunlar da değişkenlik gösterebiliyor. Bakın döküm sıcaklığı da buna bağlı olarak normal, yani sayılabilecek bir sıcaklık, biraz daha düşük, biraz daha yüksek gibi 3 farklı sıcaklık belirledik. Burada biz yönlenmeyi anlamak adına böyle bir şey planlamıştık. Kesit kalınlığı olarak da 0,5 milimetreden başlayan ve 8 milimetreye kadar değişen 8 kanallı bir model tasarladık. Belirlediğimiz parametrelere göre bizim 18 farklı modelleme yapmamız gerekiyordu. Burada da tek tek bu şartları belirledik. İşte ilk 9 deney GG25 alaşımına, yani lamel grafitte dökme demire ait. Sonraki 9 deneyimizde 3G50 sınıfı bir malzeme, perlitik bir küresel grafitte dökme demir malzeme için. Burada da yine bu sıcaklık ve metalurji kalitesine göre ilgili şartlarda biz modellemelerimizi yaptık. Model tasarımı az önce bahsetmiş olduğum, bakın geometrimiz şekilde görüldüğü gibi 8 kanallı bir model yolluğumuz var. Yolluktan işte 8 ve 6 milimetre kalınlıktaki kesitler. Bunların uzunluğunu da biz 500 milimetre yaptık. Burada 500 milimetre yapmamızın sebebi de, yani uzun bir kanal seçtik. Yani bilinçli olarak sıvı metal kalıba belirlenen şartlarda döküldüğünde tamamen yürüyemesin ve yürüyemediği zaman da, yani birçok kanal için tabi bu geçerli, ne kadar ilerleyebildiğini karşılaştırma yapabilmek adına böyle bir tasarım yaptık. Bununla alakalı farklı işte alüminyum alaşımları şeyle alakalı yine bizim de içinde bulunduğumuz çalışmalar var. Bu kalıp da bu akıcılık spiralinden sonra literatüre girmiş bir modeldir. Bunu da yeri gelmişken söylemekte fayda var. Modelleme çalışmaları olarak
Biz az önce de bahsettiğim solid kas döküm simülasyon programını kullandık. Bu program katılaşmayı modelliyor ve dolumu modelleyen de yine bu programa entegre şekilde çalışan Flowcast döküm simülasyon programı, dolum simülasyon modellemesi. Bu Flowcast programı da akışkanlar dinamiği kıstaslarına göre sıvı metali kalıp boşluğuna doldururken türbülans, eksik doldurma, soğuk birleşme, sıvı metale yürüyememesi, basınç gibi faktörleri de hesaba katarak programın çalışmasını sağlıyor. Programın çalışma mantığı olarak 3 boyutlu olarak hazırlamış olduğunuz çizimi STL formatında programa aktarıyorsunuz ve gerekli malzeme türü termo ve fiziksel özellikleri tanımlayarak dolum modellemeleri yapılabiliyor. Bunun için de biz program içerisinde de mevcut olan bu malzemelere ait standart değerlerle, tabloda da görüldüğü değerlerle çalışmalarımızı yaptık. Her bir modelleme sonucunda şekilde üst görünüşü verilen örnek olarak bir tane resim koyduk. Tabii 18 modelleme için burada resimleri paylaşmak çok vaktinizi almamak adına burada sadece örnek bir görsel paylaşıyorum. Bakın 500 mm kanallı. Tabii biz burada hangi kanalın kaç milimetre kesitinde olduğunu çizimlerimizden biliyoruz. Ve bunların toplam kanal uzunluğunun 500 milimetre olduğunu biliyoruz. Buna bağlı olarak imaj analiz programları yardımıyla ölçümlerini yaptık. Mavi olan yerler burada sıcaklık dağılımını veriyor bize. Ve bu sıcaklık dağılımında da biz ne yapıyoruz? Şu kanalda şu kadar ilerleme olmuş. Şu şartlarda işte her bir kanalda bir seferde modelleme yaptığımız zaman her bir kanal için ne yapıyoruz? Oradaki ilerleme mesafesini tespit ettik. Ve tespit ettiğimiz sonuçlar bakın burada tablo halinde hem çalışmamızın tam metninde hem de burada slide'da sizle paylaşılmış. Bu 18 deney için parametrelere göre sonuçları burada verdik. Genel itibariyle biz burada akıcılığın sıcaklığın artması ile birlikte artış gösterdiğini, kesit kalınlığının artması ile birlikte yine artış gösterdiğini, metalurji kalitesinin de sıvı metalin akıcılığına yönelik olumlu manada etki ettiğini biliyoruz. Bunları genel itibariyle literatürde zaten belki bilinen şeylerdi ama burada ifade etmemizin sebebi sayısallaştırarak biz bir parçamızın hangi şartlarda nasıl dökülebileceği ile ilgili artık nitel yani böyle sayısal anlamda ifadelerde sayısal anlamda rakamlarda bulabiliyoruz. Sonrasında bu çalışmanın ilerleyen süreçlerinde zaten planlarımız arkadaşlarımızın da tezi kapsamında bunlar inşallah devam ediyoruz çalışmalara. Fiziki dökümlerini yapıp bunların karşılaştırmalarını yapıp ve burada model kriterler yani formülasyona dökerek bunların nasıl olacağı ile alakalı hangi şartlarda hangi parçanın dökülüp dökülemeyeceği ile alakalı işte bu sayısal veriler bizim işimize yarayacak. Şimdi bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçları son olarak kısaca böyle maddeler halinde özetleyecek olursak döküm sıcaklığının artmasıyla kalıp içerisindeki bütün kesitlerdeki döküm kanallarında sıvı metal ilerlemesinin arttığını tespit etmiş olduk. 6 ve 8 mm kalınlığa sahip. Bakın bir önceki görsele dönecek olursak 6 ve 8 mm kanal hemen yolun kenarında olan kanallar hem de bizim modelimiz için en kalın kesitli kanallar. Bunların 500 mm uzunluğunda bütün kanallarda yani yapılan bütün modellerde tam dolu olarak ilerlediğini tespit ettik. Yani biz burada şunu diyebiliriz artık. 6 mm'nin üstü parçalar, dökme demir parçalar da rahatlıkla ilerleyebilir. Yani 6 mm üstünü çok rahat dökebiliriz. Sonucuna da buradan ulaşmış olduk. Diğer kanallarda da tabii sıvı metal değişen parametrelere göre ilerleme miktarları değişti. 0,5 mm mesafedeki döküm kanalı ise bütün dökümlerde çok az mesafede ilerleme sağladığını gördük. Bütün döküm şartlarında kesit kalınlığının artması ile sıvı metal ilerlemesinin arttığını tespit ettik. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlardan bir diğeri de bu. Yine metalurji kalitesinin de bizim artması ile birlikte yani burada aşılamanın etkin olması, kullanılan malzemelerin kaliteli ve uygun olması, oradaki sürenin yeterli olmasına bağlı olarak da dökümlerin akıcılığına olumlu yönde etki ettiğini tespit ettik. Yalnız buradaki etki çok fazla değil. Bunun sebebi olarak da şöyle yorumladık. Yine metin içerisinde de bunlara vurgu yaptık. Literatürle karşılaştırmalarını da yaptık. Bunun sebebi olarak da şimdi metalurji kalitesi daha çok katılaşma sonrasını ilgilendirdiği için bu noktada birazcık akıcılığa çok fazla etki etmediğini de söylemek lazım ama olumlu yönde etkisi mevcut. Yine malzeme grubu olarak lamel grafitli dökme demirlerinde küresel grafitli dökme demirleri
bariz bir şekilde çok fazla olmasa da yani benzer şekilde sıvı metal ilerleme miktarları tespit ediliyor. Ancak çok az da olsa lamel grafitli dökme demirlerin burada tabii döküm sıcaklığı, katlaşma sıcaklığı da işin içine giriyor. Burada çünkü biz döküm sıcaklıklarını sabit tuttuk ama katlaşma sıcaklıkları lamel grafitli dökme demirlerde bir miktar daha düşük olacağı için bir miktar daha fazla ilerlediğini de görmüş olduk. Dökme demirlerde açılayıcı etkisinin biz yazılımda da modellemede de yani bu tür modellemelerin çalışmasındaki en önemli kriterimiz şu: bizim fiziki ortamda yapılan şartların birebir olarak modelleme programına yansıtılması lazım. Bu kapsamda da bizim işte flow case modülü içerisinde CLF olarak adlandırılan critical liquid fraction yani kritik sıvı oranı değeri değiştirilerek de daha gerçekçi modellemelerin yapılabileceği de yine bu çalışma kapsamında edindiğimiz tecrübelerden, edindiğimiz bilgilerden bir tanesi. Firmalarda tabii bu prosesler değişiklik gösterdiği için bu CLF değerinin firma bazında da yapılan deneme yanılma sonuçlarıyla da yani gerçek dökümlerle karşılaştırma sonucunda da daha net bir şekilde bulunabileceğini biliyoruz. Bizim bu çalışma ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Tekrar Gümüşhane Üniversitesi'ne ve bu sempozyum düzenleme kuruluna böyle bir fırsatı bize verdikleri için çok teşekkür ederiz.